Çoğunluğunu okuyan bir kardeşinin biliyorsun. Ve Biliyorum, özellikle mafya yapılanmaları hakkında çok önemli biyografik eserlerim var. Çok önemli araştırmalarım var. Sedat Peker üzerine, Alaaddin Çakıcı üzerine. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Net bir soru soracağım. Deneyimlerinden de ve hani tarih bilginden de yararlanarak öğrenmek istiyorum. Bugün videolarını tartıştığımız Sedat Peker'in Mehmet Ağar'la ve Süleyman Soylu'yla ilişkisi oldu mu? Ne söylemek istersin? Şimdi şöyle söylemek lazım. Yani doğrudan olduğu olup olmadığını ben bilemiyorum. Ama bir dönem, özellikle bir dönem diyorum. Bazen Güneydoğu'da, bazen sınır ötesindeki bazı ülkelerde, bunların arasında özellikle Balkan ülkeleri de olduğunu söyleyelim. Kendisinden özellikle de istihbarat yönünden bazı yararlanmalar oldu. Dolayısıyla devlet hizmeti olarak böyle bir hizmetin olduğu öteden beri söylenen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bir dakika, Sedat Peker'den Türkiye Cumhuriyeti Devleti istihbarat desteği mi aldı diyorsun? Evet, geçmiş dönemde özellikle istihbarat konusunda, ama daha çok çünkü bunların rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu döneminden beri Kafkas ülkelerinde çok yakın böyle bir sempati duyan bir kesim var. Ve onların arasında o bölgelerde devlete bazı hizmetlerin olduğu hep söylenir, hep bilinirdi. Aynı şekilde Güneydoğu için de bunlar konuşuluyordu. Şimdi bunları peki net bir biçimde ortaya koyar mısınız? Tabii ki bunları koymak mümkün değil, ama bazen mahkeme belgelerine, sen de işte mahkeme belgelerine falan ulaştığımız zaman bazı şeyler bulabiliyoruz. İşte mesela Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından o zaman yazılan bir belge, mesela gizli kayıtlı bir belge. İşte bu kimle ilgili? Örneğin Alaaddin Çakıcı ile ilgili belge. MİT'te bağlantılar var mıdır diye o zaman Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'na yazı gönderilmiş. Evet. Şimdi dolayısıyla bu yazışmalara kurumların verdiği cevaplar var. İşte ne bileyim, Kaşif Kozinoğlu ile ilişkileri nedir diye, bununla ilgili ifade tutanakları, bununla ilgili şeyler falan, bu tür belgeler var. KJ hatalı arkadaşlar. Bunlarla ilgili ne kadar olaylarla ilgili ilişkileri ne kadardı falan, bunları tabii bizim bilmemiz mümkün değil, ama aynı şekilde birçok olayda devlete yardımcı oldukları biliniyor. Zaten şöyle düşünmemiz lazım. Geçmişte rahmetli işte Çatlı içinde, işte Alaaddin Çakıcı içinde bakıyorsun üzerlerinde mesela kırmızı pasaport çıkıyor. Bakıyorsun üzerinde yeşil pasaport çıkıyor. Mesela Haluk Kırcı'nın üzerinde de yine hatırladığım kadarıyla yeşil pasaport çıkmıştı. Bunlar sıradan işler değil. Yani bir kamu görevlilerinin kendilerine bir desteği olmadan bunlar yapılamaz diye görüyoruz. Yine hep işte bu kitapların içerisinde de yer aldığı için, belgelerde, ifadelerde geçtiği için söylüyorum ben. Mesela işte falanca bilmem kritik daireye filanca kişi atansın gibi bir takım girişimler, ta dönemin başbakanına kadar söylenen bazı girişimler var veya böyle yaşanan olaylar var. Bunları dediğim gibi neye göre söylüyoruz? Resmi belgelere göre, bununla ilgili ifadelere, tutanaklara, bazı bakanların açıklamalarına dayanarak söylüyoruz. Yani doğrudur, geçmişte devlet hizmetinde veya devlete yardımcı olmuş olabilirler, ama tabii ki bunların yasa dışı bir takım işleri yapmaları anlamına gelmez veya organize suç anlamına gelmez. Bir de şunu biliyoruz Barış, şimdi devletle eğer bu kadar böyle iç içe zaman zaman olunuyorsa, devletle iç içe olunuyorsa ister istemez değişik bilgilere de sahip oluyorlar. Şimdi bu değişik bilgilere sahip oldukları zaman aralarında işte bir dışlanma veya işte ne bileyim biraz gerilere itme, tasfiye gibi olaylar yaşandığında ne oluyor böyle durumlarda? Karşı tarafın bir takım açıklamalarına tanık oluyoruz. Ve bu açıklamalarda dinleyince vay be, ne olur muymuş böyle bir şey diyebiliyoruz. Bazen de işte şu anda da benzer olayları yaşadığımız. Saygı abi, ben de şöyle bir soru sormak istiyorum. Susurluk'tan daha ileride bir süreç diyebilir miyiz bu süreci? Hani bu değerlendirmeler var. Hani o 3 Kasım 96'daki kaza ve sonrasındaki işte 2021. İki dönemi değerlendirdiğin zaman Susurluk'tan daha ileride bir dönem der misin sen de tecrübelerine dayanarak? Şimdi böyle şöyle baktığınız zaman, rant açısından baktığınız zaman tabii ki daha büyük bir dönem. Şimdi tabii çökme var mı yok mu ben bilemem. Bununla ilgili şeyleri az önce başında dedik. Bu konuların ayrıntılı bir biçimde o iddiaların araştırılması gerekir. Ben bilemem tabii ki.
Ama baktığın zaman sadece sözü edilen bir yerle ilgili konuştuğun zaman bilmem milyar dolarlardan ifade edilen konu. Susurluk olayına baktığımız zaman Susurluk olayında da tabii orada da işte Kuşadası'nda arsa alınması, işte orada bir otel yerine bakılması gibi bir takım olaylar vardı ama rantın boyutu bu kadar değildi diye bakıyorum ben. Oradaki olayda tabii ne var? Bu olayın içerisinde aranan bir kişi var. Kırmızı bültenle aranan kişi, işte bir polis müdürü, arkasından bir milletvekili. Ama şunu da ifade etmemiz lazım. Evet, o olay sıradan bir olay değil. Ama günümüzde de veya değişik zamanlarda, yani sadece bugüne özgü değil, o zamandan bu yana Türkiye'de belki 1000 tane, en azından bak 1000 tane susurluk yaşanmıştır. Ama bunların hepsi ortaya çıkıyor mu, çıkmıyor. O olay çıkar mıydı? Eğer bir kaza olmamış olsa o olay da ortaya çıkmazdı. Ne olurdu? İşte falanca kişi filanca yerde otel kapattı gibi. Bugün baktığın zaman o Ege illerinde, Ege bölgesinde, Akdeniz'de benzer olaylar yok mu? Mesela organize suç örgütlerinin faaliyetlerine baktığımız zaman olayların içerisinde özellikle yine Ege, Akdeniz bölgeleri çok önemli bir yer tutuyor. Faaliyet alanlarına bakıyorsunuz. Mesela tefecilik yapan şahısların tahsilatını gerçekleştirmek suretiyle komisyon olarak gelir elde etmek. İhalelerin sonuçlarını etki ederek komisyon alıyorlar veya üçüncü şahıslara vasıtasıyla ticaret olarak dengeleri bozuyorlar. İş adamlarını gazino, bar, pavyon gibi yerlerden koruma adı altında para alarak gelir sağlıyorlar. Otoparklardan haksız kazanç elde ediyorlar. Turizm bölgelerindeki otel ve barların korku ve baskı yoluyla el değiştirmesini sağlayıp maddi çıkar elde ediyorlar. Korku, baskı ve hile yoluyla emlak ve arazi satışlarından gelir elde ediyorlar. Uluslararası seviyede göçmenler ve akaryakıt kaçakçılığı yaparak büyük daha bu sayıp devam ediyor. Yani olayların türleri hep bu olaylarla ilgili çok sayıda faaliyet alanları yani. Mafyanın faaliyet alanları çeşit çeşit diye demişiz burada. Peki. Sayın Öztürk, evet. Az önce hani Peker'le devlet ilişkisi anlamında bir soru yöneltti Barış Pehlivan. Peki Peker'le Mehmet Ağar'ın bir ilişkisi var mı geçmişlerinde? Herhangi bir şekilde tanışma hikayelerine ilişkin ya da zamanında Sedat Peker'i emniyetin başındayken herhangi bir ilişkiye girip girmemesi, sonradan bir şey olduysa herhangi bir husumetin olup olmadığı ile ilgili ne dersiniz? Şimdi tabii bakın şunu da ifade etmemiz lazım. Şimdi bu tür ilişkilerde doğrudan doğruya en tepedeki isimle böyle bir irtibat kolay kolay sağlanmaz. Bakın kolay kolay sağlanmaz. Bunlar nerede sağlanır? Diyelim ki falanca daireyle, daireyle ilgili, dairesine göre konu değişir. Diyelim ki KOM dairesi ise KOM dairesinin belki başkanı ya da işte ne bileyim narkotik bölümü ise narkotikteki yetkilisi bilir. Veya işte ne bileyim istihbaratla ilgili ise istihbarat şubesindeki oradan bir başkan yardımcısı veya işte ilgili şubesi bilir. Ama doğrudan işte bakanlarla görüşme bilmem ne falan pek bunların olduğunu açıkçası sanmıyorum. Yani geçmiş dönemde de bu tür şeyler genelde alt kademede olur. Ama onların bilgisi dahilinde yani olur mu? Mutlaka bilgisi dahilinde olur. Neden? Birisine işte bir pasaport verileceği zaman mutlaka bir bakanın en azından bir bilgisi olur. Veya ilgili pardon genel müdürünün falan bunlarla ilgili bilgiler olur. Hiç bilgisi olmaması diye bir durumda ben olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Peki. Yine Sayın Öztürk. Hani biz size saygı abi diyoruz. Siz meslek büyüğümüzsünüz. Yani Barış da söylüyor, ben de söylüyorum ama siz az önceki ifadenizde birkaç defa Mehmet abi ifadesini kullandınız Mehmet Ağar için. Mehmet Bey doğrudur. Ya bu doğrudur. Mehmet abi de dediğimiz olur. Neden? Onu da söyleyeyim. Mehmet Bey'i ben aşağı yukarı gazeteciliğe başladığımdan beri biliyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü dönemini, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Aramızdaki ilişki saygı sevgiye dayalıdır. Ama Mehmet Ağar'la ilgili ya sen hiç aleyhinde ama dünya kadar yazı yazmışımdır. Kitaplarımda Mehmet Ağar'la ilgili ağır son derece önemli iddialar var. Ben ama Mehmet Ağar'ın asla ben düşmanı falan değilim. Medeni gayret ilişkileriniz vardır. Yani onu da hakkını teslim etmemiz lazım. Yani abi dememizde de hiçbir sakınca ben görmem açıkçası. Bazen mesela şimdi komutanla konuşuyorsunuz ne diyorsunuz? Komutanım diyorsunuz. Bakanla konuşuyorsunuz yeri geliyor bakanım diyorsunuz. Yani bunlar bazen bazı meslektaşlarımızın belki yadırgadığı konu ama benim için normal sıradan bir konu. Yazdığınızda bir etki yapmıyor ki bunlar. Yani diyelim ki Mehmet Ağar Bey'le konuşmuşuz.
bunları söylemiş. Biz bunları yazmamazdık. Ya Mehmet Bey, bunlar senin aleyhine. Biz bunları yazmayalım mı diyorsunuz? Yok. Belgelerini, bulduğunuz her haberi hiç affetmeyiz. Hiçbir şey dinlemeyiz. Yeter ki olayla ilgili belgelerimiz, bilgilerimiz olsun. Ne yaparız? Yine olayla ilgili taraf kim? İşte falanca kişi. Ya biz de o falanca kişiye, filanca kişiye ulaşıp onların dediklerini de gazetede yazmaya özen gösterir. Tüm çabamız o. Yoksa şimdi ben de şunu yapardım. İşte bu açıklamalara dayanıp Mehmet Ağar'la ilgili işte böyle bir öyle bilmem ne falan. Ama karşı tarafın bir görüşünü aldığın zaman işte haber dediğimiz bu zaten. Yoksa evet. Otur falanca kişinin söyledikleriyle yetin. Ama karşı tarafta suçlanan bir kişi varsa, ya gazeteci olarak benim görevim o. Bakın ben mesela diyelim ki şu kitabımla ilgili bir konu. Neydi? Sedat Peker yurt dışına gitti, değil mi? Sedat Peker yurt dışına gittiği zaman o günlerde ne konuşuluyordu? Alaaddin Çakıcı çıktı, işte aralarında kan davası var, yurt dışına gitti. Peki ben olarak, yani gazeteci olarak madem böyle bu kadar ilgi duyulan bir konuysa ne yapacaksınız? Sedat Peker'e ulaşacaksınız. Peki ulaştın mı? Tabii ki ulaştım. O kadar uğraştım ama. Yani aynı uğraşı belki başka bir meslektaşımız yapsa o da mutlaka uğraşacaktı. Peki. Ulaştığı zaman ne soruyorsunuz? Aranız böyle böyle bir olay var. Siz ne diyorsunuz? Yurt dışına niçin gittiniz? Bu olayla bir bağlantınız var mı? Veya işte bu olayla ilgili olarak işte barıştınız mı? Veya kim barıştırdı? Ne sorulması gerekiyor? Soruyorsunuz. O peki. Da ne cevap veriyorsa onu söylediklerini de gazeteye yazıyorsunuz. Veya Sayın Öztürk, siz Mehmet Ağar gibi bir ismin bir marinada yönetici olmasına ne diyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyelim. Yani böyle bir doğrudur. Mesela, kariyer anlamında hani geldiği nokta falan. Yadırganır tabii ki. Bakın yadırganır. Mesela yadırganır mısın? Ben de yadırganırım. Niçin yadırganırım? Ya diyorsunuz ki Adalet Bakanlığı işte şu görevlerde bulunmuş kişinin orada öyle bir görev yapması uygun mudur derse bana sorarsan keşke öyle bir görev kabul etmemiş olsa. Hani yönetiminde olur bilmem ne falan onları anlayabilirsiniz. Ama yani orada profesyonel yönetici olduğunu ifade ediyor. Nitekim bakın biz kamuoyu olarak belki Gökmen senin de sizler de hepimiz açıkçası Mehmet Ağar'ın orada ben açıkçası herhalde büyük bir ortağı falan zannediyorum. Çünkü çöktü falan laflarını duyunca herhalde oranın büyük bir ortağı, büyük hissedarı zannediyorsun. Kendi açıklamasına dayanarak ve gönderdiği hisse dağılım belgelerine dayanarak söylüyorum. Hayır dedi, benim burada hiçbir şeyim yok. Ben burada sadece profesyonel yöneticiyim. İşte eğer bugün biz şu anda Mehmet Ağar yönetici miydi, ortak mıydı? Veya işte oradaki konumu bilmem neyi konuşuyorsak bu bizim gazetemiz de aracılığıyla yani sözcü aracılığıyla kamuoyuna duyurduğumuz bilgilerle ancak biz bunları tartışıyoruz. Bugün televizyonlarda, gazetelerde bu konu ele alınıyor, konuşuyorlarsa işte bizim yazdığımız bu haberlerle eğer peki. O kaynaklara ulaşmaz, onlarla görüşmezsem ne yazacaksınız? Oturduğumuz yerde başka şeyler yazmış olacağız. O yüzden biz sözcü de açıkçası gazetecilik yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz yani. Peki. Ya nihayetinde kamuoyunun merak ettiği hususu gazetecilerin herhangi bir söyleşide yöneltmesi bu mesleğin çok temel esas unsurlarından biridir. Bu anlamda biz de burada sorularımızı ortaya koyuyoruz. Yani Erdoğan ve Aliyev'in ricasıyla bir marina yönetimine girme şeklindeki bir demeci. İlginç hakikaten Mehmet Ağar'ın yani devlette işler böyle mi yürüyor şeklinde insanın kafasında sorular uyandırıyor. Ondan sonra